Arkadaşlar günaydınlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sabah 5'te yine uyandık. Erken kalktık. Erken kalkan erken yol alır dedik. Babam yerini aldı. Ben de şimdi ayarları yapıyorum. Makineyi diziyorum. Uçağını da takacağım. Burayı bugün biçmeye başlayacağız. Dağın yamacını biz biçiyoruz. Bayağı bir yüksek. Biraz mola vereceğiz. Makine sıcak. Şimdi makineyi kapatmadan önce 5 dakika böyle çalıştırıyoruz. Benim de 5 dakika doldu zaten. Şimdi kapatıyorum. Of. Makine yavaş yavaş kendisi kapanacak zaten. Şimdi arkadaşlar, burası çok yüksek. Göstereyim şöyle. Yani inşallah bu makineyle oradan yuvarlamam. Eğer yuvarlanırsam kötü olur. Yani zor durabiliyoruz ayakta. Öyle dağdan ot biçiyoruz. Otumuz çok güzel. Alın size işte yonca. Alın size reygras. Yani Allah'ın verdiği, inanın ki bizim ektiğimizden daha değerli. Sadece topraklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bunu biliyorum. Reygrasmış yok, İtalyan otuymuş. Tabi onlar da hani kullanmamız gerekiyor da. Yani ama bizim elimizde de var yani, o malzeme var. Dağ otu, doğa, kır otu işte, yağlı biraz. Ve hayvana çok gelişimde katkı sağlıyor arkadaşlar. Ağustos böceği gibi olmayacağız. İyi bir çift gezmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bizim bu coğrafyadaki insanlar için söylüyorum. Tam çalışma sezonu. Çalışın. Tatilinizi yine yaparsınız. Eylül'de de yaparsınız. Dinlenmenizi yine yaparsınız. Başka sezona ayırın. Yani batıdaki insanlar buranın yaz sıcağını, ya daha doğrusu yazın serinliğini ve akrabalarının ziyaretini en uygun zamanı bu zaman olarak belirlemiş. Onlar onun için gezmeye gelir. Ya biz ne için gezelim? Bizim tam çalışma sezonumuz. Aldanmayalım. Hani onlara bakıp biz de gezmeyelim. Biz şu an çalışalım. İşimizi bitirelim. Ondan sonra tatile gitmek istiyorsan git kardeşim. Yatmak mı istiyorsun? Dinlenmek mi istiyorsun? Yine dinlen. Ben şimdi babamın yanına gideyim. Bir su içelim. Saat 3 oldu. Bayağı bir yorulduk. Ama şimdi serinlik olacak. İlk önce bir makineyi kapatayım da. Of. Hava çok sıcak. Şöyle terimi görebilirsiniz. Bilmiyorum ama. Acayip. Terledik. Bayağı bir yorulduk. Of, sırtımızda 12 kilo ağırlık var çünkü. Yoruyor. Üstüne de güneş olunca daha çok yoruyor. Babam da orada dinleniyor. Tırpanı dövüyordu. Şimdi o da mola verdi. Biraz ben de mola vereceğim. Makine de dinlensin. Oo. Makine arkadaşlar iyi performans veriyor. Daha öncesinde kutu açılımını yapmıştım. O zaman 10 bin lira almıştım bundan 2-3 ay öncesinde. Şu an 14-15 bin lira piyasada mevcut. Şu an Kars Ardahan yol üzerinde Susuz ilçesinin 12 kilometre 13 kilometre uzağındayız. Kars'tan Ardahan'a geçecek, yani bu yol güzergahını kullanacak olan izleyicilerimize şurada bir tavsiye edeceğim yer var. Susuz Suçan Şelalesi. Şu ileride hemen. Tırın kaza yaptığı yerde arkadaşlar. Orada bir tırın kaza yaptı maalesef dün. Akşam saatlerinde. Yaralı var mı bilmiyorum. Of. Şuraları komple biçtik. Şu üst kısımlarda da seyrek bazı yerler. Diğer sık olan kısımları biçtim. Belli etmiyor. Şuralarda böyle biçtik. Şu üst kısım kaldı.
Burayı akşama kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Yarın dinç vaziyette. Çünkü yorgun şekilde oraya çıkamam. Eğer çıkarsam mutlaka düşebilirim. Vücut direncimin daha güçlü olduğu saatte, yani sabah ilk saatlerde şu tepeye çıkacağız. Bu tepeyi biçeceğiz. Oradaki otu da iple bağlayıp getireceğiz. Bunu daha öncesinde, bir 10 sene öncesinde babamdan yine yapmıştık. O zaman hatta atın arkasına koşmuş getirmiştik. Bu sefer bağlayıp kendimiz getireceğiz. Zaten yokuş aşağı gelebiliyor. Normalde burayı tırtırın, yani motorlu tırpanın bıçağıyla yapacaktık burayı. Bıçağıyla yapmaya çalıştım arkadaşlar. Taş var, zemin düz değil. Yani bıçağını eğdik, bir daha ağzını düzelttik ama performans alamadım. Bu tarafları temiz biçemedi hatta. Misina'yla yani çok iyi gidiyoruz. Bir aksilik çıkmıyor. Sadece nefes gerekiyor. Çünkü makine performansı yüksek olduğu için makineye ayak uydurmamız gerekiyor. Ama makineye de çok ayak uyduramıyoruz, yoruluyoruz. Ara sıra böyle dinleniyoruz ki makine de dinlensin diye. Of. Önceden babam iyi biçiyordu da şimdi artık herhalde benim biçtiğimi gördüğü için dinleniyor. Biraz rahat davranıyor. O. Şu an biçine kimse girmemiş arkadaşlar. İlk yine burada da giren biz olduk. Azat'ta da öyle ilk giren ben idim. Zamanında işimizi yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Belki ara sıra tekrar edebilirim. Affınıza sığınarak söylüyorum ama. Ama olan o yani. Erken gireceğiz. İşleri sıkıştırmayacağız. Bakın bu buralar Ermişler köyünün yeri. Bu köyden işte tarlalar olanlar var. Daha çok şöyle kır var. Bu dağlardan bir çip getiriyorlar. Onlar da iple çekiyorlar. Tabi önceden daha çok yapıyorlardı. Onlar da yavaş yavaş bırakmaya başladılar. Yani kır otunu artık biçmiyorlar. Biçenler de yani şu an biçmezler. Bundan 1-2 hafta sonra biz burayı taşırız. Burayla işimiz biter. Ondan sonra onlar başlar. Önceden insanlar toprağına sahip çıkıyordu arkadaşlar. Yani hazır alışmamıştı. Dağın tepesinden ot indiriyorlardı aşağı. Ama şimdi maalesef insanlar kapısının önündeki otu bile kullanamıyorlar. Kıymetini bilemiyorlar. Yani çok hazır alıştık. Günaydın arkadaşlar. Bugün ot biçiminde ikinci günümüz. Akşam bu yamacı bırakmıştık, biçememiştik, hamlamıştık, her tarafımız ağrıyordu. 6.30 gibi paydos ettik. Yamacı biçmekten gerçekten zorlanıyoruz. Yani ayakta durmamızın sebebi şöyle, büyük başlar geçince kendilerince böyle ayak izi oluşturmuş. Orada o şekilde durabiliyoruz, yoksa duramıyoruz. Ot son derece kaliteli, kekikli, çiçekli bir ot. Yağlı. Of. Şu an bayağı bir yüksekteyiz. Bu tarafımız kalıyor. İnşallah bugün burayı indireceğiz. Amcam bugün geldi, ekibe katıldı. Transfer ettik. Babam ayakta zor durarak biçiyor. Size şimdi otun güzelliğini göstereyim. Ot bu arkadaşlar. Alın size yonca, reygiraz. Bakın. Bunu da bize Allah veriyor. Tohumunu kimseden almadık. Para vermedik yani. Güzelliğini görüyor musunuz? Of. Ben de o tarafa az mı kaldı baba? Bütün gelin. Kolay gelsin.
Ben biçmedeyim de. Baba nasıl gidiyor? Yamaç biraz zor ama. Bugün burayı bitirerek bir şey kalmadı herhalde. Ben de oraya alayım gelsem. Sonra o tepeye çıkamayacağız herhalde. Öğlen olmak üzere saat 10. Misina'nın ipi bitmişti. Ona ip takmak için bir daha aşağı indim. Şimdi tekrar yukarı çıktım. Az önce şu yukarı kısmı biterken ayağım burkuldu. Yani çok zor duruyoruz. Normalde şu biçtiğimin üst kısmı da vardı. Artık orayı biçemeyeceğim. Hani düşme ihtimalim var. Sırtımda 12 kilo ağırlıkta eşya da taşıyorum. Tırpan var yani eşya dediğim. Orada herhangi bir denge kaybı, Allah göstermesin, canımıza bir zarar getirebilir. Artık o ottan feragat edeceğim. Yapacak bir şey yok. Ot yığma işimiz bitti. İki tane büyük bulun çıkardık. Burhan amca, yoruldun mu? Çok mu az mı? Yoksa şekerde. Gidelim bir yaylada bir çay içelim değil mi? Yorgunluğumuz iyi gelir. Arıyorum şimdi. Yo yo, yaylaya gidiyoruz. Dönüşte zaten bırakarım. Güneşten acayip kızardık, yandık, yorulduk. Şoför koltuğuna Buramcam'ı oturtturdum. Buramcam biraz daha kilo olduğu için. Ben de Fiorino'nun bagajına bindim. Bagajı ne mi koymadık ki? Buzağlarımız için ot koyduk. Tırpan koyduk. Motorlu tırpanımızı koyduk. Edevatlarımızı yine buraya koyduk. Bagaja yani iyi sığdırdık kendimizi. Buramca sağda araba var. Şimdi yaylaya gidiyoruz. Güzelce bir çay içelim. Yorgunluğumuza iyi geleceğini düşünüyorum.